Bilge Gelin 7 yıl içinde salonunu baştan aşağı yenilemiş. Klasik avantgard oturma grubunun yerine spor tarzda bir oturma grubu yerleştirmiş. Çiçekli fon perde yerini gri üzeri füme desenli bir modele bırakmış. Salondaki renklere uygun olarak gri tonlarında göbekli bir halı kullanılmış. Luxury tarz kristal taşlı avize gitmiş, yerine metal ve cam kombinli spor bir avize gelmiş. Son olarak gelinimizin salonunu 7 yıl öncesine nazaran yaşına daha uygun ve spor tarz bulduğumuzu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet Şeyma'cığım, senden başlayalım canım. Salonun koltukları ahşap. Aynı zamanda bakın hanımlar, ekranda 7 yıl önceki mobilyalarını da görebiliyoruz şu anda. Evet. Daha böyle krem rengi kanepeler, biraz daha büyük. Toz pembe. Toz pembe mi? Krem mi? Krem görüyoruz biz. Toz pembeydi. Koltuklarında ahşap detaylar var koltuğun ayaklarında ama üniten'de gold detaylar var. Onu çok beğenemedim. Fon perdenin de çok hoşuma gitmedi açıkçası ama demoda değil. Fon perdenin bu ne kadara yaptırmıştın? Bütün perdelerim kız kardeşimden hediye. Fiyat bilmiyorum. Güle güle kullanacağım. Teşekkür ederim. Mobilyalar peki fiyatları? Mobilyalarımı alalı yine 4 yıl falan oldu. 8500'dü cürgen ağacından. Bayağı sağlam bir mobilya. Evet. Bir de bu arada ben bu koltuğun yeşil olmasını çok yakıştıramadım. Hani o gri, bu daha yakın bir renk olabilirdi ya da açık krem olabilirdi. Ah, şu moda dediğin şey her ay değişiyor. 4 yıl öncenin en iyileriydi. Ama şey, her ayda mobilya değişemeyeceğimize göre. Sadece hani yeşil. O yüzden modaya uymamak gerekiyor. Peki yeşille green'in uyumu nasıl olmuş hanımlar? Onu ben beğenemedim. Aslında ikisinin de rengi tek başına çok hoş. Hele hele o yeşilin rengi çok hoş. Çok güzel kombinlenebilir ama bu gri belki kremli olsa daha hoş olabilirdi. TV'nin üstündeki çıtayı siz mi yaptınız? Evet, biz yaptık. Orada fazlasıyla delikler vardı eski oturan kişi yüzünden. O delikleri kapatmak yerine... Ondan dolayı mı o şekli verdiniz? Yani biraz... Biraz eve benzemiş de. Eve mi? Ev yaptık zaten. Ev kurduk kendimize. Ya onları boyayabiliriz bir de, evet. Boyanınca daha hoş durabilirdi. Ondan dolayı onun şeklini beğenemedim. Bir de avizelerim buraya biraz daha hani küçük olmuş, basit olmuş. Avizenin fiyatı nedir? Peki? Avizelerim 50 TL. Bu odada 4 tane avize var. Yani gücüm bunu almaya yetti. Yoksa ben de gerçekten bilirim güzel güzel böyle kocaman kocaman avizeler kullanmayı. Yok muydu? Vardı. Ama şu an buna müsaittim. Bunları aldım. Yani gördüğünüz gibi 4 tane avize var burada. Zor olurdu diye daha böyle minimalist avizeler istemiş. Bu arada ben size çok uzak kaldım. Yanınıza gelebilir miyim Şeyma'cığım izin verirse? Tabii. Gerçekten mi? Ay evet, sizi çok özledim böyle uzakken. Böyle iyiydik, böyle bakışıyorduk. Oradan daha yakın, sıcaklık hissederim yan yanayken. Yani senin için mahsus. Evet evet, arkadaşım izin verirse. Vedalaşacağız diye hani, evet, ayrılacağız diye. Teşekkür ederim. Yani Elif de resmen kendi gününü oynuyor ve size yalakalık yapıyor. Sen Aslan'ın adaletine nasıl böyle bir şey dersin? Biz onun adaletine güveniyoruz. Bir şey o zaman günü geçtiler zaten. Ben onun puanını gününde verdim. Evet. Bu yalakalık değil. Aslı onunla olan sevgimi kimse sorgulayamaz. Canım benim. Mutlu musun orada şu an? Evet, çok teşekkür ederim sana gerçekten. Bir hareketimiz var, yapabilir miyiz? Tabii tabii. Şeyma'cığım. Ay inanmıyorum. Artık ona ayak uydurmaya başladım. Herkes tıslıyor. Çünkü tısladığında cevap veremiyoruz. Biz de artık ona tıslayarak cevap yani veriyoruz. Yani aslında birkaç gün daha yarışması kurseydi biz de topluca tıs. Yılanlar. O zaman da hep beraber. Yapıyor muyuz? Bir. Şöyle birleştirelim güçlerimizi. Bir. İki. Size şöyle bir. Uzaktan uzaktan. Hadi. Evet, gerçekten. Salon için ne düşünüyorsunuz? Evet Bilgeciğim, salonundayız. Salonun Amerikan mutfak. Ben yani salonun uyumunu beğendim aslında. Çok güzel. Halını da çok beğendim. Gerçekten çok sevdiğim tarzda bir halı. Halının fiyatı ne kadardı? 4500 birim Türk lirası. Sadece tek halı fiyatı mı? Şair burada evet. Anlatmak evet. istedi acaba. Beğendim. Ben fon perdelerini de beğendim aslında. Çok fark. Aslında çok yılan desenini andırıyor bence. Yani sana da çok yakıştı bu perdeler, biliyor musun? Yılan deseni derken Elif'e bakmasın. Çok yakıştı sana da Elif'ciğim. Yani böyle tam geçtin ya önüne. Çok evet. uyum sağladı.
Bir şey verdim mi? Evet, yeşil çiçekler de var burada görüyorsunuz. Evet. Taze çiçekler, canlı çiçekler ne kadar yakışıyor sana. Evet, gerçekten öyleymiş. Hava veriyor gerçekten. Gerçekten öyle. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tablolar neden böyle bir şey tercih ettin? Yani daha büyük bir tane de olabilirdi. Aslında daha hoş durabilirdi bence. Evet, aslında dediğin gibi benim de istediğim öyle bir şeydi. 8 ay oldu buraya taşınalı ve çalışıyordum. Aslında hani uzun zamandır evde değilim. O yüzden çok da ilgilenemedim. Elimde ne varsa hemen onu oraya taktım. Yoksa boştu orası aslında. Evet hanımlar, mutfağımızı da oturduğumuz yerden yorumlayabiliriz. Zaten hepsini görebiliyoruz. Amerikan mutfak. Evet.